Görüş alanından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam kıymetli bir konuğumuz olacak. Siyaset bilimci ve Fecr Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sayın İbrahim Kayaoğlu. Sayın Kayaoğlu'yla dünya ve Türkiye siyaset gündemini, ilaveten Elazığ siyasetinde neler olup neler bitiyor, bunları masaya yatırmaya çalışacağız. Ve Fecr Eğitim ve Kültür Derneği faaliyetlerine devam ediyor. Elazığ'da önemli bir dernek, önemli faaliyetlerde bulunan bir dernek. Bununla ilgili Sayın Başkan'la söyleşimiz olacak. Efendim programa hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sıklıkla sizi görüş alanında konuk ediyoruz. Çok da zevk alıyoruz sizin programlarınızdan. İzleyicilerimiz de keyifle izliyor. Ancak sizi genelde, hatta sürekli Fecr Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı olarak, bir STK temsilcisi olarak programa konuk ediyoruz. Ancak siyaset bilimci yönünüz de var efendim. Bu nereden çıktı? Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Umuyorum faydalı bir program olur. Burada kendi görüşümüzü beyan edeceğiz. Ülkemize dair, kendi faaliyetlerimizle ilgili bilinenleri, yapılanları anlatmaya çalışacağız. Şimdi tabii Fecr Eğitim Derneği uzun yıllardan beri hizmet eden bir dernek. Bir grup arkadaşımız tarafından kurulmuş bir dernek. Dernek faaliyetlerimiz tabii devam ediyor. Şimdi siyaset bilimci de şöyle oldu. Ben 1967 doğumluyum. Yaklaşık 40 yıldır sivil toplum kuruluşlarının içerisindeyim. Siyasi partilerin içerisinde hizmet etmekteyim. Çeşitli görevlerde bulundum. Fakat son yıllarda, son 6-7 yıl oldu. Ben kendimde bir eksiklik hissettim. Ben neden üniversiteyi okumadım, okumam gerektiğini, daha faydalı olacağımı düşündüm. Üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavına girdikten sonra Fırat Üniversitesi yerel yönetim ve yönetimle ilgili bir bölümü kazandım. 2 yılda orayı bitirdim. Daha sonra dikey geçişle üniversite sınavına tekrar girdim. Konya'da, Kayseri'de siyaset bilimi ve kamu yönetimini okudum. Orayı da bitirdikten sonra tekrar Fırat Üniversitesi'nde afet ve kriz yönetimi ile ilgili yüksek lisansımı tamamladım. Dolayısıyla siyasetin içerisinden gelen biri olarak siyasetin de eğitimini aldıktan sonra bu unvanı da almış olduk. Umuyorum insanlığa faydalı olacak işler yaparız. Bizim derdimiz bir şey olmak değil. Bizim derdimiz sadece faydalı işler yapabilmektir. Bunun gayreti içerisindeyiz. 40 yıldır bununla uğraşıyoruz. Bundan sonra da ömrümüz vefa ederse bununla uğraşmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah efendim. Siyaset bilimci olarak da sizi konuk etmek ayrıca bizim için de çok keyif verici olacak. Önemli konularımız var. Sıcak bir gündemle başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz günlerde İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan genel kurulunda bir avukat hanımefendi çıkıp çeşitli söylemlerde bulundu ve şunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullanılmıştır gibi bir söylem oldu ve ortalık karıştı bir anda. Daha sonra görevlendirilen savcılar konuşmayla ilgili inceleme başlattı. Daha sonra CHP ile ilgili bu gelişmenin bir yanı da var. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da aynı söylemde bulundu bir televizyon programında, canlı yayında. Hatta altılı masanın ortaklarından bir partinin milletvekili, Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'la karşılıklı bir tartışma yaşandı. Sayın Enginyurt, Sayın Tanrıkulu'na ciddi ithamlarda bulundu, serzenişte bulundu. Onları da değineceğiz geniş bir şekilde ama ilk olarak bir avukatın Türkiye Cumhuriyeti'nde görevli, İzmir Barosu'nda resmi olarak görev yapan bir avukatın Türkiye'nin terör operasyonlarına destek vermesi gerekirken böyle bir söylemde bulunmasını nasıl yorumluyorsunuz efendim? Tabii şimdi siyaset kelimesinin sözlük anlamı egemen olmak, yönetmektir. Yani Türkiye'de bulunan siyasi partiler siyasi gelenekleriyle birlikte ülkeyi yönetebilmek için yapmış olduğu yürütmeyi idare edebilmek için yapmış olduğu
çalışmalardır. Şimdi bu da bir de politika vardır. Politikada kendi görev ve sorumluluklarını, kendi yöntemlerini vatandaşa anlatıp vatandaştan rey istemektir. Yani dolayısıyla kendi politikalarını belirleyerek devleti nasıl yöneteceklerini belirlemektir. Aynen. Şimdi bunu yaparken tabii 4 yıl uzun bir süre. 4 yılda 5 yılda bir seçim oluyor. Seçime girmeden seçim zamanında hepimiz devletçi kesiliyoruz. Fakat ara ara içsel olarak kendi arka beyinlerinin arka tarafındaki fikirlerini beyan ediyorlar. Şimdi Allah aşkına bir devleti yöneten, yürütmeye talip olan insanların içerisinde bulunduğu bir topluluk güruhu bugün kendi devletinin güvenliğini sağlamakta olan silahlı kuvvetlerine böyle bir laf edebilir mi? Kaldı ki karşıdaki insanlar bize gül dağıtan, bizimle fikri münazara yapan, siyaset yapan, kendi organlarıyla birlikte daha iyi idare edebileceklerini söyleyen bir güruh değil. Bizim askerimize, bizim polisimize, bizim güvenlik güçlerimize silahla saldıran, öldürmeye kalkışan, her türlü yapılan saldırıyı mubah gören bir anlayışın ürünü olan bu topluluğa ne yapıyoruz? Çok rahat bir şekilde efendim silahlı kuvvetlerimiz bunlara kimyasal silah kullandı. Şimdi bir defa şuradan başlamak lazım. Hanımefendi siz hangi saftasınız? Yani silahlı kuvvetlerimizin bu insanlara kimyasal silah kullanıp kullanmadığını bir tarafa bırakalım. Elbette ki bu önemli bir konu. Ama bundan önceki konu acaba siz hangi taraftasınız? Siz kimin tarafındasınız? Siz devletin güvenliğini sağlamak için oluşturulan silahlı kuvvetlerimizi karalamak, onlar üzerinde çamur at tutmazsa izi kalır mantığıyla hareket ederek, gündemi saf zihinleri ihlal ederek oradaki saf düşünen insanların beyinlerine efendim silah kimyasal silah kullandığı anlamını yerleştirerek bu insanlara siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir defa bunu sorgulamak lazım. Bu olmuş ya da olmamış. Bir önce bunu bir tartışmak lazım. Gerçekten siz neyi savunuyorsunuz ya da ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben bunların Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacak, kollayacak bir güruh olduğunu düşünmüyorum. Bunların beyinlerinin arka tarafındaki o gerçek benlikleri, kimliklerini ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla ben bu hanımefendi demeyeceğim, bu o zihniyete sahip insanları tamamıyla kınıyorum. Dolayısıyla bizim silahlı kuvvetlerimiz öyle karşısında bir güç olarak görmediği çok basit çapulcular diye tabir edilen insanlara karşı kimyasal güç kullanmasına gerek yok. Bizim SİHA'larımız var, İHA'larımız var, güvenlik güçlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız var. Bizim o çok az olan bir azınlığa karşı kimyasal silahı kullanmak çok israf olur diye düşünüyorum. Yani tek mermiyle halledilecek bir meseleyi getirip de kimyasal silaha bağlamak çok doğru değil. Mesele aslında bu ülkenin bütünlüğünü, varlığını, gelişmesini ve bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünmesi lazım olan insanlar kendi işlerini bırakmışlar, kalkmışlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandıklarından bahsediyorlar. Siz hanımefendi ne iş yapıyorsunuz? Hukukçusunuz. Hukukla ilgili gönül isterdi ki Türkiye'deki ya da dünyadaki insan hak ihlalleriyle alakalı çıkıp bir konuşma yapsın. Biz de takdir edelim. Hayatında belki kimyasal silahın ne olduğunu bilmeyen ya da hayatında böyle bir şeyle hiçbir defa muhatap olmayan bir hanımefendinin çıkıp bu söylemlerde bulunması gerçekten çok acı. Ve bu ülkede yaşayan birinin bunları söylemesi ve çok önemli olan İzmir Barosu'nda etkili ve yetkili bir yerde bulunan bir hanımefendinin bunları söylemesi gerçekten çok acı. Çok haklı bir karar. Bununla ilgili bu hanımefendiyi sorgulayıp siz acaba neden bunu söylediniz? Biz ülkemizin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Siz neyin çıkarları için uğraşıyorsunuz demek lazım. Dolayısıyla umuyorum Cumhuriyet Savcılarımız bununla ilgili soruşturma yaparlar.
gerekli tedbirleri alırlar. Bunlara da meydanı bu şekilde bırakmazlar. Kaldı ki bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin açık ve seçik bir şekilde beyanda bulunması da çok acı. Bir canlı yayın programı, CHP milletvekili programda Sezgin Tanrıkulu, Altılı Masa'nın bir diğer üyesi Demokrat Parti Ordu milletvekili Cemal Enginyurt programda ki Sayın Enginyurt'u Türkiye genellikle milliyetçi söylemleriyle bir milliyetçi kimliğiyle tanır. Sayın Tanrıkulu da o programda buna benzer bir açıklamada bulunuyor. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah terörle mücadelede kullandığına yönelik bir söylem var. Ve Sayın Enginyurt aynen kurmuş olduğu cümleler tepki gösteriyor Tanrıkulu'na ki ortağı, aynı masanın ortağı. Diyor ki Sayın Enginyurt, sen altılı masa milletvekilisin. Sen böyle söyleyince millet de bize bunlarla birlikte mi yürüyorsunuz? Bunlar PKK savunucusu diyor. Bizi niye sıkıntıya sokuyorsunuz diye tepki gösterdi. Yani bu altılı masa içinde de ilerleyen günlerde seçime doğru PKK noktasında ya da HDP noktasında bir ayrılıklar yaşanır mı efendim? Altılı masa dağılır mı? Şimdi, bu nedenlerden dolayı özellikle. Tabii öncelikle altılı masanın, yani bir masanın etrafında 6 tane siyasi partinin liderleri bir araya geldiler ve bir birliktelik oluşturdular. Bunun aslında temel mantığı şu. Biz Tayyip Erdoğan'a ya da şu anda mevcut bulunan iktidara karşı biz başarı elde edemiyoruz. Başarıyı elde edebilmemiz için matematiksel bir hesap yapalım dediler ve o hesabı gerçekleştiriyorlar. Hesap şu, dayanışma. Yani azınlıkların dayanışmasıyla oluşacak bir topluluğun, bir masanın bu karşıdaki muhataplarını nasıl etkisiz hale getirir, açıkçası nasıl iktidar olabiliriz? Bu dolayısıyla bu altılı masadaki temel düşünce iktidar olalım da ne olursa olsun mantığıyla hareket ettikleri için dayanışmanın bütün sebebi bu. Yani bunun için bir araya gelmişler. Şimdi aslında normal şartlarda bu altı siyasi düşünceye sahip insanların bir arada olması mümkün değil. Mümkün olabilmesi için ne olması lazım? Temel ana düşüncelerinin ortak olması lazım. Neden ama mümkün ayrışan, değil? Ortak değil mi? O ayrışan, fikri olarak aynı düşünceye sahip olmayan bu topluluğun iktidar olma uğruna, iktidarı ele geçirme adına bir araya gelmiş oldukları bir topluluk. Bunların temel amacı iktidar olmak. Temel amaç iktidar olmak mı yoksa AK Parti'ye ya da için. Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan bir hareket mi? Çünkü Cumhur İttifakı'nın üyeleri bazen şunu söylüyor. Tek hedef Cumhurbaşkanı'nı görevden indirmek. Siz buna katılıyor musunuz evet. Sayın Başkan? Yani temel düşünce bu. Yani Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun mantığıyla hareket ediliyor. Dolayısıyla şimdi bunların aynı düşünceye sahip olmayan ve genelde ülke, Türkiye Cumhuriyeti'ni idare edecekler kolay bir iş değil. Bugün işte biz temel düşünce şu olduğu için biz iktidar olalım ondan sonrasını düşünürüz. Ama halen daha ortak paydalarda buluşma diline sahip değiller. Eğer Cemal Enginyurt Cemal Enginyurt'un geçmişteki bulunduğu siyasi hangi siyasi partide yer aldığını biliyoruz. Milliyetçi, muhafazakar, bir kimliğe sahip bir eski milletvekili. Şu anda milletvekili zaten. Şimdi bu eğer bu gibi düşünceler aslında bunların bir takım insanlar tarafından dile getirilmesi iktidar partisi tarafından hoş karşılanıyor. Neden? Gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Şimdi gerçek yüz ortaya çıktığı zaman bu defa ne olacak? İçlerinde bir kaynaşma şey olacak, kaynama olacak. Sen bu cümleyi neden sarf ettin? Biz buna katılmıyoruz, biz bununla birlikte olamayız. Bu düşünceler kendi arka planlarındaki
yani gerçek düşüncelerini yansıttıkları bu fikirlerini zaman zaman dile getirmeleri aslında kendi fikriyatlarını gösteriyor. Bu noktada umuyorum seçmen, umuyorum altılı masadaki siyasi partiler bunun ciddi manada bilincine varırlar ve o zaman ne yapılmak istendiğinin farkında olurlar. O zaman doğru yolu bulmuş olurlar. Yoksa bugün silahlı kuvvetlerimizi tartışacak durumda değiliz. Bizim ikinci bir silahlı kuvvetlerimiz yok. Bir tane var ve ülke güvenliğini sağlayacak bu kolluk kuvvetlerimizin de bir takım insanlar tarafından hakir gösterilmesi, onların böyle bir takım absürt şeylerle anılmasını biz kabul etmiyoruz. Bunu söyleyen kim olursa olsun onları da ciddi şekilde reddediyoruz. Aslında, böyle şeyin olması mümkün değil. Sayın Başkan, aslında hedef Türk Silahlı Kuvvetleri de değil bana kalırsa. Komple tamamen Türkiye hedefe alınmış. Türkiye'nin terörle mücadelesi hedefe alınmış ve o yapılan açıklamalar terörle mücadeleyi en asgariye indirilmesi yönünde bir çağrı gibi, değil mi? Bir yanda bir hukukçu, diğer yanda bir siyasi, ki ülkenin ana muhalefet partisinin siyasetinde tanınmış bir isim, Sezgin Tanrıkulu gibi deneyimli bir siyasetçinin aslında gaf olarak nitelendirilmeyecek açıklamaları bunlar. Bunların ne maksatla yapıldığını düşünüyorsunuz? Altında farklı bir amaç olabilir mi? Tabii biz. Ve efendim şunu soracağım. Bu söylemler CHP'ye oy kazandırıyor mu? Neden bu söylemlerden bir türlü CHP vazgeçmiyor sizce? Tabii biz bunların düşüncelerinin arkasında neyin olduğunu çok net bir şekilde bilmiyoruz. Ama bir takım yerlere göz kırptıkları, mesaj verdikleri çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bizim insanımız bu noktada ciddi manada olaylara vakıf, neyin ne olduğunu çok iyi. Bakınız, ülkemizde teröre yapılan ciddi manada masraflar var. Eğer Türkiye şu terör denen belayla karşı karşıya kalmamış olsaydı şu anda kim bilir nerelerdeydi. Biz gelirimizin büyük bir kısmını teröre ayırıyoruz. Teröre ayırmakla birlikte şu anda binlerce can verdik biz. Sınırlarda askerlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz ciddi manada stres altındalar. Çünkü biz şu anda savaşmıyoruz. Yani evet, savaş olsa karşıda düşmanın kim olduğu bilinir. Bunlar inlerine girmişler. İnlerinden zaman zaman Türkiye'nin huzurunu bozacak, insanımızın zihnini bulanıklaştıracak bir takım hareketler yapıyorlar. Bu da kendi istekleriyle, arzularıyla olmadıkları kesin. Tabii ki bizim güçlü bir Türkiye'nin olmasını çok fazla isteyecek insanlar yoktur. Devletler de yoktur. O devletler bizim mutlaka zayıf bir Türkiye olmasını istiyorlar. Güçlü bir Türkiye'nin olmasını elbette ki istemedikleri için, bizim güçsüz hale gelebilmemiz için ellerinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. Ama biz bunları yenmek zorundayız. Eğer yenmezsek, eğer mücadelemizde durursak, sessiz kalırsak asla hedefimize ulaşamayız. Hedefimiz daha iyi yaşam kalitesi, daha iyi şartlarda yaşamak, ülke güvenliğini en sağlam bir şekilde sağlamak, dış güçlere karşı güvenliğimizi almak zorundayız. Bakınız Ukrayna'da neler oldu. Evet. Taş taşın üzerinde bırakmadılar. Neden? Çünkü orada ciddi bir taktik savaşı var. Bu Ukrayna ile Putin arasında değil. Herkesin bildiği gibi bir takım NATO güçleriyle Varşova Paktı arasında gibi bir savaş var. Dolayısıyla bu savaşın kazananı yok. Kaybedeni insanlık kaybediyor. Yazık, günah değil mi? Binlerce insan kış gelecek şimdi. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıya gelecekler. Ne peki buradaki hedef ne? Niye orada insanlar ölüyorlar? Ölmemesi için, insanlığı yaşatmak için mücadele etmesi gerekirken maalesef kendi güvenliklerini sağlayabilmek için, sözde kendi güvenliklerini sağlayabilmek için bir takım savaşlar çıkarıyorlar ve masum insanlar da maalesef ölüyorlar.
Dünya gündemi demişken, Ukrayna-Rusya savaşı demişken biraz da dünya gündemine değinelim. Hatta komşumuz Yunanistan, Türk-Yunan ilişkileri günden güne geriliyor ve sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etki alanını genişletmesiyle birlikte ve bölgedeki hakimiyetini arttırmasıyla birlikte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok Avrupa devleti ve bunları maşa olarak kullandıkları Yunanistan günden güne faaliyetlerindeki dozajı arttırıyor. Türk-Yunan ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Öngörünüz nedir efendim? Tabii ki güvenlik her devlet için değil, her insan için de geçerli. İnsan devlet güvenliğini sağlamak zorunda. Bugün 1949'da kurulan NATO Paktı 30 devletle kuruldu. 1950'de Türkiye'de Yunanistan aynı tarihte üye oldular. NATO'nun bir en büyük özelliği sosyalizme karşı bir birliktelik oluşturmak. Varşova Paktı kurulmuştu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Buna karşı sosyalizm akımını yok edebilmek için, ona karşı durabilmek için NATO Paktı kuruldu. Dolayısıyla NATO Paktı 30 ülkeyle kuruldu ve 1949'da kurulduktan sonra 1950'de Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan birlikte girdiler. Şimdi burada temel amaç şu, herhangi bir NATO ülkesine herhangi bir saldırı olduğu zaman ortak savunmaya geçebilmek. Şimdi biz Yunanistan'la NATO Paktı'na birlikte katılmışız. Herhangi bir dış güçlerin saldırısı sonucunda aynı paktı olmamız hasebiyle birbirimizle de yardımlaşmamız söz konusu. Ama aslında işin ucunda şu var. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kimse istemiyor. Bakınız Orta Doğu'da Mısır ne hale geldi? Mısır'da binlerce insan, belki yüz binlerce insan ülkelerini terk ettiler. Suriye ne hale geldi? Suriye'yi perişan ettiler. Aynı sıkıntılar Yemen'de var. Aynı sıkıntı Irak hala bir araya gelme şansını bile, toprak bütünlüğünü bile muhafaza edemiyor. Bakınız İran'da işte görüyorsunuz olayları hep birlikte yaşıyoruz, seyrediyoruz. Dolayısıyla bizim güçlü, huzurlu bu bölgede böyle bir devlet istemiyorlar. Ne yapacaklar? Bizim de başımıza bir çorap örebilmek için uğraşacaklar. O çorap PKK'ydı. F-35'leri bize vermiyorlar. O çorap PKK'ydı mesela. Artık PKK, Türkiye Cumhuriyeti PKK'yı bitirme noktasına geldi. Yurt içinde, sınırlarımızın içinde çok az sayıda PKK militanı kaldı. Sınır ötesi operasyon yapıyoruz neredeyse her gün. Bu sefer farklı bir çorap örme peşinde diyorsunuz dış güçler. O da Yunanistan diyorsunuz. Peki efendim, iki ülkede NATO'da. NATO üyesi. Ancak buna rağmen bundan haftalar önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Yunan gazetecinin sorusuna çok net bir şekilde Yunanistan ayağını denk alsın, bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Yunanistanlı gazetecinin sorusu şuydu, Türkiye Yunanistan'a saldırır mı sorusuna cevaben Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. İki ülke arasında savaş çıkar mı sizce? Saldırır mıyız Yunanistan'a? Tabii yani savaş olasılığı sonuçları bence az olan çok az bir olay. Yani olabilecek en son ihtimal. Tabii Cumhurbaşkanımız bir cümle daha sarf etti orada. Dedi ki Yunanistan bizim dengimiz değil. Şimdi bizim silahlı kuvvetlerimizin envanteriyle Yunanistan'ın envanteri bir değil. Burada bir defa ciddi bir güç dengesizliği var. Ama malum Ukrayna'nın envanteriyle Rusya'nın envanteri de bir değildi. Şimdi burada bakınız savaşlar olduğu müddetçe insanoğlu huzur bulmayacaktır. Şimdi önümüz kış. Kışın Avrupa devletleri çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Enerji noktasında enerji özellikle. Enerji noktasında çok ciddi sıkıntılar ki yaşıyorlar. Almanya yaşıyorlar. Krizde şu an. İşte İngiltere'de biliyorsunuz ikide bir istifa ediyor. Çünkü yeni başbakan da geldi. Hatta eski başbakan görevi bıraktı. Yeni başbakan da belli oldu. Onun da dünya siyasetine etkisi ne olacak? Onu da soracağım efendim size. Şu anda
Bizim Yunanistan'la aramızın açılabilmesi için her türlü çareye başvuruyorlar. Ama güçlü iktidar, güçlü siyasi kadrolar dolayısıyla bunu her türlü manevraya karşı ciddi manada atak yapıyorlar. Dolayısıyla şu anda öyle bir olayın söz konusu bile olması mümkün değil. Türkiye-Yunanistan savaşı mümkün değil diyorsunuz. Çok zor bir ihtimal. Çünkü İstanbul'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin füzeleri İstanbul'dan atıldığı zaman Atina'ya gidebilecek yakınlıkta. Artık yakın, uzaklar çok yakın hale geldi. Tayfun füzemiz var. Savaşın yerli teknikleri, taktikleri değişti. Yerli noktada ciddi manada savaş aletlerimiz oluştu. Dolayısıyla Yunanistan'ın bunu göze alabilmesi çok zor bir ihtimal. Ama dediğim gibi işi körükleyenler, işi başka boyutlara çekenler elbette ki olabilir, olacaktır da, tarih boyunca da olmuştur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti böyle basit şeylerle şeylere papuç bırakacak bir ülke değildir. Bu noktada gerekli siyasi manevralar, ülkeler arasında aslında şu vardır, yani çıkar menfaat ilişkisi vardır. Yani herhangi bir söz, efendim sözleşme, ahitleşme, konuşma, bunların hiçbir anlamı ve harbiyesi yoktur. Eğer bir ülkenin çıkarı ve menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Dolayısıyla bu noktada 20 yıldır iktidar olan şu andaki yönetim elbette ki ciddi manada tecrübeye sahipler. Bu noktada böyle bir şeyin olması şu anda söz konusu değil diye düşünüyorum. Yönetimden bakanlar, sayın bakanlar da zaman zaman Yunanistan'ı korkutan ya da tedirgin eden açıklamalarda bulunuyor sayın Cumhurbaşkanı gibi. En sonunda siz de belirttiniz az önce, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Mustafa Varank da Tayfun'un menzili Atina'yı korkutabilir diye açıklamada bulunmuştu. Umuyoruz bir savaş yaşanmaz, ancak efendim şimdi Ukrayna Rusya ile birbirine düşüyor. Savaş çıkıyor. Yunanistan neredeyse Türkiye ile savaşa girecek. Yunanistan hükümeti de Ukrayna hükümeti de zamanında bu ülkelerle askeri bakımdan baş edemeyeceğini çok iyi biliyorlar. Bütün dünya biliyor. Ancak neden bunlar bir yerden güç mü alıyor efendim? Burada ortayı karıştıran bir ülke olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela Amerika ortayı karıştırıp çekiliyor mu sizce? Şimdi aslında güçlü olan devletler daha zayıf devletleri maşa olarak kullanıyorlar. Bu bir gerçek. Bugün Allah aşkına PKK denen bir örgüt var değil mi? Yıllardır biz bununla mücadele ediyoruz. Suçsuz, günahsız, eğitim için doğuya gitmiş, öğretmen olarak oradaki çocuklara eğitim veren, o öğretmenleri katledebilecek kadar zavallı, katledecek kadar adi ve alçak insan olabilir mi? Bu insanlar nereden besleniyorlar? Ya da sadece vatanını ve milletini korumak için, ülkemizdeki insanların daha rahat yaşaması için ülke güvenliğini sağlayan, polisimize efendim silahsız sıkan, bomba atan bir caniyi, bunun dağda bu kadar hiçbir geliri olmadan beslenebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Elbette ki meseleyi bütünüyle ele aldığınız zaman, fotoğrafın bütününe baktığınız zaman bunun arka planında bir takım devletlerin var olduğunu zaman zaman devletimizi idare eden yetkililer de dile getiriyorlar. Zaten burada çeşitli anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Zaman zaman çıkıyor. Bu anlaşmazlıklar çıktığı zaman da gerekli önlemler, müdahaleler yapılıyor. Şimdi bu ülkenin daha iyi bir noktaya gelmemesi için zaman zaman terör örgütleri oluşturuluyor maalesef. Geçmişte FETÖ terör örgütünü gördük, neler yaptılar. Türkiye'de saf, temiz, okumuş kesimi zehirleyerek, onlara bir örgüt kurarak, onlara bir takım vaatlerde bulunarak aldılar, ne yaptılar? Kendi güdümlerine sokarak
ülkemizin daha iyi bir noktaya gelmemesi için çalışmalar yaptılar. Şimdi bu yapılan çalışmalarda ne oldu? Birçok gencimiz maalesef heder oldu. Yazık olmadı mı gençliğimize? Dolayısıyla bu devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin bir adım daha ileri gitmemesi için her an taktik ve teknik değiştirebilirler. Bu yarın Yunanistan'ı bugün gündeme getiriyor. Yarın bir noktaya geldikten sonra aslında bu bir takım şeylerin oluşmaması için pazarlık yapıyorlar. Bak biz Yunanistan'ı silahlandırıyoruz, kayalıklara bombalar yerleştiriyoruz, füzeler koyuyoruz, efendim silahlı güçler yerleştiriyoruz. İşte Türkiye Cumhuriyeti bizim istediğimizin dışında hareket etmesin. Şimdi bunu yerleştiren kim? Oyunu gibi aslında. Yerleştiren kim? Karşılıklı hamleler savaşı. Amerika Birleşik Devletleri. Peki söyleyen kim? Niye onlar? Peki muhatap kim? Türkiye Cumhuriyeti. Biz şimdi ne diyeceğiz bunlara? Tamam, biz SİHA'lar yapmıyoruz, İHA'lar yapmıyoruz, uçak yapmayacağız, araç yapmayacağız, size bağımlı yaşayacağız, siz istediğiniz gibi bizi kullanabilirsiniz, istediğiniz gibi her şeyi yapabilir misiniz diyeceğiz yani. Eğer biz boyun bükersek, geçmiş, biz bir defa toplum olarak biz asla böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Bizim insanımızın hiç asla böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil. Biz geçmişte, tarihimizde bunun çeşitli versiyonlarını yaşadık. Dolayısıyla biz de teknik ve taktik olarak ülkemizin çıkarları, menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz, yapmak zorundayız. Ülkemizi idare eden insanlar şu anda bunun bilincinde çok ciddi bir şekilde bunu idare ediyorlar ve asıl yapılması gerekli olan ve yıllarca ihmal edilmiş güvenlik güçlerimizin güçlendirilmesi, silahlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar şu anda ciddi boyutta. Bu noktaya gelmesiyle bunun vermiş olduğu rahatsızlık onların da bir takım şeyler yapmasına sebep oluyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi taktiği uygularlarsa uygulasınlar, başarılı olamayacaklar. Biz başarılı olmak zorundayız. Yoksa o başarıyı biz elde etmezsek emin olun yarın Mısır'daki durum bizim de başımıza gelebilir. Suriye'deki durum bizim de başımıza gelir. Biz gidecek yerimiz de yok. Gidecek yerimiz olmadığı için biz ya burada zaferle çıkarız ya da ölürüz. Bu benim düşüncem değil. Bu sadece bana ait değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın düşüncesi. Allah aşkına bugün Diyarbakır'da anneler değil mi nöbet tutuyorlar? Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daydı ve Diyarbakır anneleriyle de bir araya geldi. Şimdi bu annelerin o çocuklarını götürüp o örgütün elemanı yapıp bu kendi vatanına, devletine, annesinin, babasının, akrabalarının yaşadığı şehrine ihanet ettirecek nasıl bir şey, nasıl bir zihniyet? Şimdi emin olun bunu herkes biliyor. Anneler de biliyor, muhatapları da biliyor, götürenler de getirenler de biliyor. Ama bunun mücadelesi sadece basit bir örgütle değil. Bunun mücadelesi bu işin asıl organizasyonunu yapan insanlarla. Dolayısıyla bizim insanımız bu noktada akli selimdir. Gerekli cevabı veriyor, verecektir de. Umuyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileride herhangi bir savaşa sokulmadan daha iyi, daha müreffeh bir ülke konumuna gelebilmesi için güvenlik şart. Eğer siz güvenliğinizi sağlayamazsanız öbür şartlar hepsi ondan sonra gelir. Eğer sizin güvenliğiniz yoksa siz rahat yaşayamazsınız. Eğer rahat yaşamak istiyorsanız güvenliğinizi almak zorundasınız. Dolayısıyla bu noktada ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu işin başında olanlardan biri de
İsmail Demir Bey'dir. Kendisini bir hemşerimiz olarak kutluyorum. Başarılarının daha iyi bir noktaya gelmesini arzu ediyorum. Bakan yardımcımız yine hemşerimiz Sayın Bakan Yardımcımız Şuay Alpay'dır. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Biz de kutluyoruz onları. Bu başarılarının artmasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Evet, çok kısa olmak kaydıyla efendim biraz da ülke siyasetini konuşalım. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday oldu. Yeniden yönetime talip. Altılı Masa hala adayını belirlemedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu zaman zaman adaylığı isteyen açıklamaları ima etti. Açıklamaları görüyoruz, duyuyoruz. Bir altılı masada bir birlik sağlanamadı mı henüz? Bir anlaşma sağlanamadı mı? Yoksa altılı masanın bu stratejisi mi efendim? Adayını açıklamaması. Şimdi kısa olsun lütfen. Alper programın Bey, sonuna geliyoruz. Alper Bey, Sayın Başkanım. Yani bu dayanışmanın, muhalif dayanışmanın ciddi konular ele alındığı zaman o masada hiçbir birliktelik kalmaz. Ben öyle inanıyorum. Basit bir cümle, silahlı kuvvetlere bir laf edildikten sonra altılı masa bir tek bunun için toplansa herhalde 30 saniye sürmez dağılır. Daha bunun gibi binlerce mesele var. İttifak edemeyecekleri. Zorla bir araya gelmek de olmuyor. Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın adaylığının açıklanması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok açık ve net bir şekilde destek olması, Büyük Birlik Cumhur Partisi İttifakı'nın keza. Büyük Birlik Partisi'nin dahil olması. Dolayısıyla ileriki tarihlerde ne gösterecek vakti göreceğiz. Ama kendi politikalarını, yani her partinin politikalarını masaya yatırdığımız zaman altılı masa diye bir şeyin kalacağını ben şahsen düşünmüyorum. Sadece ihtirastan dolayı bir araya gelmiş bir masa var. Birilerini sadece indirelim de ne olursa olsun zihniyeti var. Dolayısıyla bunun başarılı olma şansının ben ileriki tarihlerde çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü aday açıklandığı zaman mutlaka ihtilaflar çıkacak. Mutlaka çıkacak. Dolayısıyla bu ihtilaflar çıkacağından dolayı o kaygı ve endişelerden dolayı aday açıklayamıyorlar. Bugün açıklansa o adayla ilgili ya da birlikteliğin oluşturduğu oluşumun içerisindeki çatlaklar derin yaralar oluşturacak. Bu da kendilerine ciddi manada zarar verecek. Bu zarardan dolayı evet, adaylarını maalesef açıklayamıyorlar. Umuyorum ülkeye, devlete, devletimizin bütünlüğüne, silahlı kuvvetlerimizin ana hatlarımız bizim, ana arterlerimiz buralardan ilgili bir takım söylemleri söylerken çok iyi düşünmek lazım. Evet. Hangi iktidar olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri bizim kendi iktidarımızın Türk evet, Silahlı Kuvvetleri. Bu konuda asla ve asla herhangi bir şeye bırakmamak lazım. Sayın Başkan, Elazığ dedik. Elazığ siyasetini de konuşacağımızı söyledik. Evet. Konuşmadan bitirmeyelim. Bir cümleyle, çok kısa olmak kaydıyla rica edeceğim. Programımızın süresini aşıyoruz. Tabii ki şu an için konuşmak erken. Adaylar bile belli değil. Ancak 2023 seçimlerinde milletvekili dağılımı nasıl olur Elazığ'da sizce? Öngörünüz nedir? Yani tabii şu anda iki tane devleti yürütmeyi yönetecek iki millet ve Cumhur İttifakı ile birlikte bunun o bile yani aday belli değilken Elazığ'la ilgili şu anda konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama Elazığ'da ciddi manada hizmetler yapıldı. Ama maalesef teşkilatlar bunu iyi anlatamıyorlar. Siyasette biliyorsunuz konuştuğunuzdan çok, ne konuştuğunuzdan çok, ne nasıl anlaşıldığınız çok önemli. Dolayısıyla siyasi konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Elazığ'da yapılan hizmetler, yapılacak hizmetleri çok iyi değerlendirmek lazım. Şu anda herhangi bir
kestirimin yani şöyle olur ya da böyle olur demek çok doğru olmaz. Dolayısıyla adaylar çıksın. Adaylar çıktıktan sonra umuyorum daha çok net belli olur. Ülkemizi menfaatine, şehrimizin, İslam ümmetinin beklentilerine cevap verebilecek. Elazığ'ımızda da seçimler yapılacak. Bu seçimlerde en iyi olacak, en iyi hizmet edecek insanların seçilmesini hepimiz arzu ediyoruz. Yalnız burada bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Çok kısa olsun efendim, bitireceğim. Seçim yapılırken lütfen emaneti ehline verebilmek için gayret göstermesi lazım. Siyasi partilerden tek ricam bu. Emaneti ehline vermek. Yani ehil tartışması yapılabilir. Ben daha ehliyim. Hiç kimse demez ki ben bu işin ehli değilim. Evet. Dolayısıyla daha iyi araştırılır, daha çok anket çalışmaları yapılırsa, o ehil noktasında çalışmalar yapılırsa başarılı daha iyi olur diyorsunuz. Çok, ben düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Kayaoğlu. Tabii Fecr Eğitim Derneği'ne de parantez açacaktık. Zamanımız kalmadı. İnşallah çok güzel bir söyleşiydi. Çok teşekkür ediyoruz ben konuk olduğunuz ederim. İçin. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, siyaset bilimci Sayın İbrahim Kayaoğlu'nu konuk ettik. Dünya gündemi, Türkiye gündemi ve Elazığ siyasetini konuşmaya çalıştık. Mutlu akşamlar.